Hook Adası Canavarı. 1924'te çekilen ve sonradan renklendirilen bu fotoğrafta Hook Adası açıklarında deniz altındaki devasa bir canlı görüntülenmiş. Bu canlının türü ve ne olduğuna dair herhangi bir bilgi günümüzde de olmamakla birlikte fotoğrafı çeken Robert Leserek ve eşi canlının son derece saldırgan bir yapıda olduğunu tarihe not düşmüşlerdir. Düşen beden olayı. Texas'taki evlerine yeni taşınan Cooper ailesinin çektiği bu fotoğrafta yukarıdan aşağı tepetaklak sarkan bir beden arka planda gözüküyor. Fotoğraf üzerinde yapılan incelemeler fotoğrafın gerçek olduğunu ortaya çıkarsa da aslında var olmayan korkutucu görüntünün nasıl oluştuğu hala bir sır. Kar mucizesi. Masolino da Panikal tarafından Kar Mucizesi adı verilerek resmedilen eser, bugün hala Santa Maria Maggiore Kilisesi'nde, Floransa, İtalya'da sergilenmektedir. İsa ve Meryem tasvirinin altında gökyüzünün UFO'lar ile kaplandığı bir günü tarif etmektedir. Söz konusu gün ile ilgili kayıtlar Vatikan güncelerinde saklı tutulmaktadır. Olayla ilgili pek çok söylenti dönemin Vatikan yönetimi tarafından baskılarla kaynaklardan silinmiştir. Eserin sahibi Panikal, uzun bir süre yardımcılığını yaptığı Kardinal Branda Castiglione'den hikayeyi dinlemiş ve olayı bu şekilde tasvir etmiştir. Söz konusu olayı kar ve bulut olarak şifreleyen Panikal, bu şekilde Vatikan'ın sansüründen kurtulmayı başarmıştır. Ancak bu çalışmanın ardında anlatılmak istenen gökyüzü olayının tam olarak ne olduğu gizemini korumaktadır. Kara Şövalye. Dünya etrafında 13 bin yıldır radyo sinyalleri yayan bu cisim keşfedildiğinde fotoğrafları çekildi ve varlığı kanıtlandı. Ancak sonrasında kayıplara karıştı ya da en azından söylenenler bu yönde. Çünkü söz konusu aracın NASA tarafından yakalanıp incelemeye alındığı da rivayet ediliyor. Aracın tam olarak ne olduğu ve şu an nerede olduğu bir muamma. Kara Şövalye adı verilen cisme ait geriye kalan fotoğraflar ise söz konusu olayın tek kanıtı konumundadır. Amerika'nın New Mexico eyaletinde inanılmaz bir olay yaşandı. Bir uzaylı amatör kameraya bir kadını kaçırırken yakalandı. Kız arkadaşı Jenna Hauser ile yaşayan Jeff Norris, gece görüşü kamerası ile uzaylıyı böyle görüntüledi. Norris uyurken uzaylı ile karşılaştığını, hemen panik halinde kamerasına davrandığını söylerken, uzaylının başta dostça davrandığını ancak deklanşöre basmasıyla birlikte kaçtığını söyledi. Norris, kız arkadaşından 3 gündür haber alamadığını söylemişti. 1895 yılında İrlanda'da Dyer tarafından mineral araştırmaları sırasında bulunan bir dev fosili. Boyunun karşılaştırılması amacıyla bir tren vagonunun önüne koyulmuştur. Yüksekliği 3 metre 70 santimetre ve ağırlığı 2050 kilogramdır. Taşlaşmış olduğu için daha ağır geliyor herhalde. Sağ ayağı 6 parmaklıdır. Ancak daha sonra bu dev fosiline ve sahibine ne olduğunu kimse bilmiyor. Nuremberg olayı. Bu fotoğraf 14 Nisan 1561 tarihinde Nuremberg'de meydana gelen gerçek bir olayın dönemin yazılı kayıtlarına geçmiş bir belgesidir. Hans Glaser tarafından çizilmiştir. Gökyüzünde bir anda beliren küreler, haçlar ve tüpler bir saat boyunca ışıklar ve alevler saçarak mücadele ederler. Birçoğu toprağa düşer ve bölge tarihinin en büyük yangını çıkar. Bölge halkı yangından atmosfere salınan gazlar sebebiyle söndürme girişiminde bulunamazlar. Birçok kişi zehirlenerek can verir. Yangın gökyüzünde siyah bir mızrak ucuna benzeyen devasa bir cisim belirene kadar sürer. İnsanlar korkularından evlerine kapanır. Nuremberg'in dünyayla ilişiği bir süreliğine kesilir. Olaylar sakinleşince halk evlerinden dışarı çıkar. Yangın sönmüş, hava temizlenmiş ve ortada herhangi bir gök cismi kalmamıştır. Söz konusu olaya dair tek görsel bu fotoğraftır. Çığlık tablosunun mumya versiyonu.
Güney Amerika'da Amazon bölgesinde mezar ve tapınak olarak kullanılan gizli bir yeraltı mağarasında bulunan 600 yıl öncesine ait bir düzine mumya, bilim dünyasında büyük heyecan yarattı. Bir kadın mumyasının Norveçli ressam Edvard Munch'un ünlü çığlık tablosunu çağrıştıran biçimde korku ve dehşetten ellerini yüzüne kapatmış olarak bulunması büyük ilgi çekti. 11 Eylül terörist saldırısı anında fotoğrafçı Richard Reeve tarafından yakalanan bu kare, fotoğraftaki düşen adamın ilginç pozisyonu yüzünden çok fazla dikkat çekmiştir. Adam oldukça dik bir şekilde düşmektedir ve bu o şartlar altında neredeyse imkansızdır. Ayrıca adamın kimliği hiçbir zaman teyit edilememiştir. Birinci Dünya Savaşı sırasında çatışmış Sir Goddard timine ait albümde bulunan bu ilginç fotoğrafta yuvarlak içindeki Freddie Jackson aslında bu fotoğraftan 2 gün önce hayatını kaybetmişti. Hatta fotoğraf Freddie'nin cenazesinden sonra çekilmiştir. Bu olay hala anlamlandırılamamıştır. Los Angeles Savaşı. İkinci Dünya Savaşı sırasında 1942'de meydana gelen olayda Los Angeles semalarında devasa büyüklükte ve ışıklar saçan bir cisim belirir. Bu cismin öncelikle Nazilerin gizli bir silahı olduğu düşünülse de söz konusu hava taşıtını yakından görenlerin tarifleri aracın dünya dışı bir teknoloji olduğuna dair izlenimler yaratmıştır. Savaşın gergin atmosferi sebebiyle panik olan Los Angeles'taki askeri birlikler top atışlarıyla cismi düşürmeye çalışırlar. Bu fotoğraf cisme ait en net görüntü olup cisme açılan atışların çoğu isabet etmesine rağmen düşürülememiştir. Geldiği gibi birden ortadan kaybolan cisme açılan ateş olayın Los Angeles Savaşı olarak anılmasına sebep olmuştur. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.